Evet, Siyaset 24'teyiz. Biraz önce Karaalioğlu bu yargının özerk davranmasıyla ilgili yorum farklılıklarını, bir farklılaşmayla ilgili Osmanca'nın bir makalesinden pasaj okudu. Ona biraz sonra tekrar geri gelelim. Çünkü zaten bir yasa mecliste oylanacak. Bu yasa çerçevesinde de bunlar çok gündeme getiriliyor. Kuvvetli itirazlar var, doğru mu yanlış mı diye. Ben sadece şunu söylemek istiyordum. Şimdi yargının siyasete ve siyasi alana müdahalesinin olduğunu anlıyoruz. Bunun bir tek savcı tarafından yapılmadığını, en azından İstanbul Adliyesi'nin bu konuda başsavcı vekilinin de açıklamalarıyla kararlı olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla eğer bir hükümete karşı siyasi alana bir müdahale, hatta bir miktar benim deyimimle kalkışma varsa, bu kalkışmanın bir yargı yapısı tarafından ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi soru şudur ki bu soru soruluyor ve cevaplanılıyor. Burada söz konusu olan hakikaten yargının kendiliğinden oluşturduğu bir yapı mıdır, yoksa yargının başka bir siyasi güçle ilişkisi var mıdır? Eğer yargının kendiliğinden oluşturduğu bir yapıysa, o zaman sadece yasal tedbirler, yani yasa değişiklikleri, kanunları daha netleştirecek adımlar bunu çözmeye yeter. Ama yetmezse, daha doğrusu bu bir tek yargıdan ibaret değilse, başka bir siyasi güç söz konusuysa devrede olan, o zaman siyasi müdahaleler de gerekir. Şimdi ben son gelişmeye baktığım zaman, 15 polisin görevden alınmasına baktığım zaman bu işin yargıdan ibaret olmadığını görüyorum. Yani burada sadece 15 mi 12 mi bu arada? 15 ya da 12 hatırlamıyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Son dakikada gelen bir haber. Bu kadar polisin görevden alınması, artı başka polislerin de görevden alınması, sürmekte olan siyasi nitelikli davaları yürüten kişilerin görevden alınmasını ifade ediyor. Bu sadece bir zihniyete yönelik ya da bir polis dokusuna yönelik bir müdahale değildir. Bir polis kadrosuna, bir polis anlayışına yönelik bir müdahaledir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman burada büyük bir sorun var. Bu sorun çeşitli biçimlerde tanımlanıyor. İşte Gülen cemaati, AK Parti kavgası olarak tanımlanıyor. Ben otonom yargı sistemi deyip buna başka şeyler de ekliyorum. Cemaatin yanında başka tür açıklamalar yapanlar var. Ama şu çok açık ki iki tane karar verme noktasında olan güç arasındaki, bu güçlerin de siyasi rabıtaları var, arasında bir gerginlik var. Ve bu gerginlik her iki tarafında kararlılığını değiştirmiş değil. Sadece savcılar ve yargıçlar kararlı değiller. Basına baktığımız zaman, basındaki kalemlere baktığımız zaman, mevcut kutuplaşmaya, taraflara baktığımız zaman bir taraf hala MİT'e yönelik kampanyasını sürdürüyor. Diğer tarafta tersine bir savunmayla yapılan işin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada bir hastalıklı durum olduğu ve bu hastalıklı durumun hakikaten sistem içerisindeki paylaşımların, ittifakların ya da sistem içerisindeki özelleşmiş hallerinin yarattığı ağır bir hastalık olarak karşımıza çıktı muhakkak. Şimdi burada tabii çeşitli düzeltme imkanları var. Bu düzeltme imkanlarını bu sistem kullanacak mı, kullanmayacak mı? İki tür buna cevap verebiliriz. Yine hızlı gidiyorum Fehmi'ye lafı vermeden önce. Bir, dediğim gibi bu tür siyasi müdahalelerle tehlikeli gördüğünüz grupları tasfiye ederek ya da yanlış bulduğunuz kişileri devreden çıkararak, bazı yasal değişiklikler yaparak, hükümetin sağlığını çok daha fazla düşünerek sistemi bir yere oturtabilirsiniz. İkincisi, bütün bunlara zemin hazırlayan başka tür dokulara, örneğin 250. madde ve 251. maddeye ilişkin bazı düzenlemeler yaparak, yine emniyet savcılık ilişkisinin ilişkisini yeniden gözden geçirerek ve benzer alanlarda, mesela sürmekte olan Balyoz, Ergenekon, KJK gibi davaların hukuki niteliğinin denetlenme imkanlarını üreterek bu krizi bir fırsat olarak değerlendirebilecek miyiz, değerlendirmeyecek miyiz? Bu soru hala ortada diye düşünüyorum. Buradan devam ederiz. Fehmi, şimdi senin değerlendirmen bu polislerden hareketle ne? Valla benim görebildiğim kadarıyla şu anda karşı karşıya olduğumuz konu ve o konunun ortaya çıkardığı tablo pek yerleşik demokrasilerde alışılmış bir tablo değil. Hı hı. Niçin değil? Çünkü demokrasilerde birbirini denetleyen bir takım kuvvetler söz konusudur. O kuvvetler arasında keskin duvarlar vardır gerçekten. Ama bilinir ki o duvarların içerisinde kalan kuvvetler birbirlerini denetleseler bile sonunda aynı demokratik sistemin bir parçasıdırlar ve birbirlerine zarar vermemeleri gerektiğini de bilirler. Şimdi bizde
her şey birbirine karıştı. Şu son 10 gün içerisinde yaşananlara baktığımız zaman, sadece bir hafta değil biraz daha geriye giderek baktığımız zaman her şeyin birbirine karıştığı, her kafadan bir sesin çıktığı, ağzı olanın konuştuğu ama bunların içerisinde tedbirler de bu arada mecliste ve başka yerlerde alındığı ama bunların içerisinde demokrasinin gerçek tabanını teşkil eden bu birbiriyle ilişkili ama farklı kuvvetler mekanizmasının asla çalışmadığı görülüyor. Yargı kendi başına buyruk ve gerçekten öyle alanını genişletme ve siyasetin en hassas istihbarat alanına müdahale etme, yürütmenin gibi bir işi kendi görev alanı içerisinde görüyor. Hükümetin bir süreden beri ülkenin başının en büyük derdi olan terörle mücadelede çözüm olarak gördüğü siyasi adımları tehlike olarak kendisi belirlemiş durumda. Ve bunu tehlike gördüğü için de bunun içerisinde kimler varsa onları sorgulayıp diyelim gerekiyorsa tutuklamayı bile düşünüyor. Şimdi bu gerçekten düşünülebilecek bir şey değil. Yani mesela Fransa'da, İngiltere'de pek çok zamanlarda, Amerika'da siyasetçilerin tutuklandığını gördük. Yanlış bir iş yaptıkları zaman yargıçlar tutuklarlar. Ama o yanlış işin tabiatı tutuklanmayı gerektiren suçlar. Şimdi mesela Amerika'da böyle bir olayla karşılaşılsa KCK ve yargı, böyle bir şey olması mümkün değil. Niçin? Çünkü istihbarat alanı yargıçlara açık bir alan değil. Hiçbir zaman değil. O tamamen siyasetin alanı içerisinde siyasi otoritenin verdiği görevleri yerine getiren bir kurum olarak konuşlanmış durumda. Peki hiç mi denetlenmiyor? Denetleniyor. Ama kongre tarafından denetleniyor. İşte başka örnekler de var tabii ama mesela İtalya'da... Ama görevlendirmeyi kim yapıyor? Görevlendirmeyi yine meclis yapıyor. Yani özel yetkili savcılar bile meclis tarafından görevlendirildiği andan itibaren... Demokrasilerde böyle. Yani kalkıp da bir savcı tek başına böyle bir girişimde bulunduğu andan itibaren sistemi zorluyor. Evet. Şimdi bakınız ne oldu bu bir hafta içerisinde? PKK konusu, yani terörle mücadele, Kürt sorununun çözümü, KCK, bunların hepsi çeşitli düzeylerde artık kontrol edilebilir olmaktan çıktı. Şimdi siz kendinizi terör örgütünün muhatap almanız gereken bir kişisi olarak görün. Kimi muhatap alacaksınız? Yani ayrıca size, niye alacaksınız yani? Size muhatap olarak devletin çıkardığı kişiyi, devletin yine bir organı derdest edebiliyor. Tutuklamayı düşünebiliyor. Ve sizinle yaptığı görüşme dolayısıyla. Şimdi MİT Müsteşarı daha önceki görevleriyle birlikte başbakan adına çeşitli devlet başkanları düzeyinde temaslar yürütmüş bir insan. Şu anda da MİT Müsteşarı olarak başka ülkelerin istihbarat örgütleriyle temaslar yürüten bir insan. Düşünebiliyor musunuz bundan sonra herhangi bir uluslararası teması gerektiğinde nasıl gidecek o muhataplarıyla veya geldikleri zaman onlara nasıl konuşacak? Şimdi siz en önemli devlet kurumlarından biri olan istihbaratı böylece devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Sonra bütün bu tartışmalar şimdi koptu. Burada yargı mesela üste mi çıktı? Hiç mi darbe yemedi? Yargı sadece MİT'in, emniyetin ve kendisinin de darbe aldığı bir süreci başlatmış oldu. Bütün bu tartışmalara baktığımız zaman itibar kaybı yaşanıyor. Yani devletin kurumları diyoruz ama bu kurumların her biri itibarında yozlaşmayı yaşıyor. Bir hükümet cemaat çatışması ortaya çıktı. Şimdi böyle bir görüntü doğru veya yanlış hangisine yarıyor? Yani cemaat mesela bunu başlatan ise bu tartışmaları, bu savaşı, bundan ne yarar kazandı? Ne kazandı, ne çıkar sağladı? Hiçbir şey sağlamadı, tam tersine görünür hale geldi ve artık bundan sonra sorumluluğu da taşıyacak hale geldi. Ben böyle bir tabloya baktığım zaman burada gerçekten çok daha kapsamlı
ve çok daha uzun vadeli etkileri olabilecek bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu hissediyorum. Bu süreci kim başlattı? Bir savcı gibi görünüyor. Muhtemelen o da çok iyi niyetli bir savcıdır ve iyi niyetle bu işe başlamıştır. KCK ile önüne getirilen bir takım belgelere bakmış. Aa, bunu mu yapmışlar? Bu devletin çıkarlarına karşı, yasalara da aykırı. O zaman ben, kim yapmış bunu? Gelsinler bana hesap versinler demiştir iyi niyetle. Ama hangi niyetle bu başlamış olursa olsun, bugün geldiğimiz noktada bu iyi niyetin artık hiçbir şekilde söz konusu olmadığı, bütün kurumların yara aldığı, siyaset alanının giderek daraldığı, daha doğrusu demokrasinin çözüm üretmesi gerekirken kendisinin çözümsüzlüğe dönüştüğü bir ortam yaratmıştır. Bu bakımdan da ben çok ciddi olarak şu aşamada bu işi başlatanlar kimlerse, bu işte rol alanlar kimlerse, bu işte ortaya atılıp bunu açıklayayım derken daha da kızıştıranlar ortamı kimlerse, eğer iyi niyetlilerse oturup yeni bir değerlendirmeler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki bu noktadan sonrası devletin gerçekten kendisini hiçbir biçimde yeniden tamir edemeyeceği, çok büyük bir darbeyle karşı karşıya kalabileceği bir ortamdır. Hükümet elbette bunun üstesinden gelir, isterse yasa da çıkartır, isterse bu konular işte görevden almalarda olduğu gibi bunu daha geniş çaplı bir uygulamaya dönüştürebilir. Ama sonuçta hükümet yine çalışacağı devlet memurlarıdır, birlikte çalışacağı. Hükümetin yine yapması gereken bir takım başka işlemler vardır. Tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum bu noktada. Ne kadar hassas olduğunu göstermesi bakımından. Biliyorsunuz 2001 ekonomik krizi Türkiye'de bir bakanlar kurulu, bir milli güvenlik kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı'nın, o dönemin Cumhurbaşkanı'nın açtığı bir tartışma üzerine bir bakanın itirazı ve ona da Cumhurbaşkanı'nın anayasada böyle yazıyor diye anayasa fırlatmasıyla başlayan ve bunun kamuoyuyla paylaşıldığı bir ortamdan çıktı. Ne oldu o krizde? Yani bu basit anayasa fırlatma bir krize sebep oldu 2001 yılında. Ve sonunda Türkiye ve hepimiz tek tek %50 fakirleştik. O krizi, onun tetiklediği kriz yüzünden. Şimdi çok şükür Türkiye'nin ekonomisi o günlerle mukayese edilmeyecek kadar güçlü. Ama düşünün ki o güçlü gibi görünen ekonomi bile hassas dengeler üzerine oturuyor. Bugün eğer bu kriz daha da büyümüş olsaydı şimdiye kadar ve bunun tetikleyeceği, ekonomide yaratabileceği dalgalar hepimizi yine etkileyebilirdi. O bakımdan da ben gerçekten bu tartışmada taraf olan insanların bir parça oturup düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim. Netice itibariyle hepimiz bu memlekette yaşıyoruz ve sonuçta bir takım uygulamalar hepimizi ilgilendiren uygulamalardır. Şimdi karşımızda olan bu tablodan ben çok kolay çıkışlar ama tavırlarda devam edilirse ciddi sonuçlar doğuracak yeni bir takım krizler veya sorunlar çıkabileceğini düşünüyorum. Evet, ben müsaade edersen bu Fehmi'nin söyledikleri çok önemsiyorum. Üç noktanın özellikle altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu, tabii bu sorun temelde dönüp Kürt meselesinin kaşınmasından, Kürt meselesi üstündeki bazı yaraların kaşınmasından, oradaki siyaset halinin kaşınmasından kaynaklanıyor. Yani Oslo süreci üstünden açılmak istenen bir tartışma oldu ve hükümetin politikaları orada, biraz da kamuoyu belki muhtemelen bu işin içine gelir de bu kavgayı doğrular mı diye bakarak devreye sokuldu. Şimdi burada şunu bir kere tespit etmekte fayda var. Türkiye ne zaman büyük sıkıntılara düşerse, özellikle bu tür devlet krizleriyle karşı karşıya kalırsa, taraflar bir yana siyasetsizlik ya da siyasi araçların daraldığı, sınırlandığı, asayiş güçlerinin
ya da asayişle ilgili kararlar veren yargı birimlerinin daha değerlendiği, daha ön plana çıktığı zamanlarda oluyor. Bunu bir kere tespit etmekte fayda var. Bu hem bir eleştiridir hem bir durum tespitidir. Hakikaten Türkiye son dönemlerde baktığımız zaman hepimiz bunun parçasıyız. Sık sık operasyonlarla, temizlik hareketleriyle, ayıklanmalarla, Kürt sorunundaki karşı